Tabii aranın hemen sonrasında sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir ismi ağırlayacağız. Gazeteci yazar Doktor Ahmet Şahidov şu anda stüdyomuza. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal hocamız da Skype bağlantısıyla karşımızda. Şimdi 44 günde yazılan destanı konuşacağız. Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünü konuşacağız. Önce stüdyoyla başlamak isterim. Doktor Ahmet Şahidov. Şimdi üzerinden 2 yıl geçti ama bence çok konuşulması gereken bir zafer, Karabağ Zaferi. Yıllardır bir hasret vardı aslında Karabağ'la ilgili ve 44 gün süren bir savaştan bahsediyoruz. Aynı zamanda 300'den fazla yerleşim yerinin de işgalden kurtarıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Bugün sizin için ne ifade ediyor efendim? Teşekkür ederim. Ben de tüm ulusal kanal izleyicilerimizi ve konuğumuzu selamlıyorum. Tabii ki bugün 8 Kasım Azerbaycan için, Azerbaycan Türkleri için, tüm Türk dünyası için, Türkiye Cumhuriyeti için de kutsal bir bayramdı. Hı hı. Çünkü 30 yıllık Ermeni işgalini sona erdirdik. 2020 yılında 44 gün süren bu kutsal savaşta Azerbaycan topraklarını, Karabağ ve etrafındaki bölgeleri Ermeni işgalinden kurtardı. Maalesef son 30 yıldır biz hep uluslararası kuruluşlara inandık, Batı dünyasına inandık ve bu sorunun masada çözülmesini inandık. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararı vardı Azerbaycan topraklarının hemen boşaltılmasıyla bağlı ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin oradan çıkmasıyla bağlı. Ama son 30 yılda sanki Azerbaycan insanını unutturmaya çalıştılar bu toprakları. 30 yıllar geçsin, Azerbaycan insanı, Azerbaycan halkı bu işgali unutsun diye bizi gerçeklerle yüz yüze kabullenmeye mecbur etmek istediler. Ama bu yıllar biz hem bu sorunu masada çözmeye çalıştık. Bunun yanı sıra tabii ki ordumuzu, savunma sanayimizi geliştirdik ki burada da kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin de çok büyük desteği oldu. Ve artık 2000 yılda Azerbaycan ordusu Türkiye yapımı silahlarla teçhiz olunmuş güçlü modern bir orduydu. Evet. Artık son aylar, bu savaşa kadar son aylar Ermenistan'da cephe hattında, sınır hattında çeşitli provokasyonlara başvuruyordu. Azerbaycan askeri mevzilerine saldırmaktaydı ki bu da Azerbaycan halkının, Azerbaycan devletinin o sabrını taşırmış oldu ve Azerbaycan ordusu karşı saldırılara geçerek askeri operasyonlar 44 gün sürdü ve biz birbirinin ardınca peş peşe bu toprakları azat ettik. 2905 şehit verdik 44 günlük savaşta ve ondan sonraki günlerde. Ve bu bizim tarihimizin, en yeni tarihimizin en şeraflı, şerefli bir sayfasıydı. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başkomutan İlham Aliyev son 200 yılda, Azerbaycan tarihinde son 200 yılda toprak geri alan ilk lider olarak tarihe düştü. Bu arada kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğini, evet, unutmamak lazım değil mi? Evet, altını Sayın çizerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaşın ilk saatlerinden, ilk gününden itibaren her gün konuşmalarında Azerbaycan yalnız değildir, Azerbaycan'ın yanındayız. Türk devleti olarak, Türk silahlı kuvvetleri olarak bu bizim için çok önemliydi. O günler biz hem kendimize güveniyorduk, haklı konumumuzdan dolayı ordumuza güveniyorduk. Aynı zamanda dostlarımızı, düşmanlarımızı bir kez daha görmüş olduk. Zaten Türkiye ile olan ilişkilerimizi kimse şüphe altına alamaz. Çünkü yüzyıllar boyu Türkiye Cumhuriyeti hep bizim yanımızda oldu. Ama 44 günlük savaşta bu birlikteliğin, bu beraberliğin en yüksek zirvede olduğunu gördük. Tek Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Milli Savunma Bakanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, ayrı ayrı siyasi partiler, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perincek, Ulusal Kanal, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Her gün 4 kere, 5 kere canlı bağlantılarla Azerbaycan'ın hak sesini, bizim mesajımızı dünyaya, Türk dünyasına iletmiş oldu. Bu çok önemliydi. Evet. Ve biz 44 günlük savaşta bir kez daha dünyaya gücümüzü göstermiş olduk. Aynı zamanda o uluslararası kuruluşların, o Birleşmiş Milletler kararlarını sahada uygulamış olduk. Ve nihayet 10 Kasım tarihinde Ermenistan kendi yenilgisini kabul ederek 10 Kasım üçlü bildirgesine imza attı. Ve ondan sonra Azerbaycan'ın karşısında yeni bir süreç başladı. O toprakları mayınlardan temizlemek bugün en büyük sorunumuzdu. Ve son 2 yılda Ermenilerin döşediği o mayınlar nedeniyle 262 patlama
olay yaşandı. 50'den fazla sivil ve askeri askerimiz hayatını kaybetti. 200'e yakın insan yaralandı. O toprakları mayınlardan temizlemek, orada altyapını yeniden tesis etmek ve göçmenlerimizi kendi dede baba topraklarına geri döndürmek ve bu işte bile Türkiye bizi yalnız bırakmıyor. Bugün Türk şirketleri Karabağ'ın restorasyonunda, aynı zamanda mayınlardan temizlenme sürecinde de bizim yanımızdadır. Biz bu desteği hep görmekteyiz ve en acılı günlerimizde olduğu gibi sevinçli günlerimizde de Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır. Karabağ'ın inşa edilmesinde, Füzuli'de, Zengilan'da, uluslararası havalimanlarının açılışında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi katılıyor. Bu da bize şeref veriyor. Evet. Çünkü bizim zaferimiz Türkiye'nin de zaferidir. Evet, bölgeyi yine konuşmaya devam edeceğiz ama bir taraftan da Profesör Doktor Hasan Ünal hocamız karşımızda Skype bağlantısıyla yayına eşlik ediyor. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal hocam, yayınımıza hoş geldiniz diyelim ve hemen şimdi tabii çok önemli bir gün bugün, zaferin ikinci yıl dönümü. Azerbaycan ordusu hem topraklarını kurtardı hem de aynı zamanda Ermenistan'a da büyük bir darbe vurdu. Nasıl yorumlamak lazım efendim? İki yıl geçti üzerinden. Karabağ zaferi denince aynı soruyu size de yöneltmek isterim efendim. Ne gelir aklınıza acaba? Vallahi o günlerde de benim yazıp söylediğim gibi bu kelimenin tam anlamıyla Azerbaycan'ın bir zaferidir. Olağanüstü bir zafer. Bu tür unutulmaya bırakılmış, dondurulmuş diye adlandırılan sorunlardan ilk defa Azerbaycan bir tanesini yani o derin dondurucudan çıkardı. Hayır, burası unutulmayacak. Bu sorun böyle dondurucuda kalmayacak. Ben bu sorunu çözülmesi gereken şekilde çözüyorum diyerek kesin ve tam bir askeri başarıyla taçlandırdı bu girişimini. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de çok büyük bir başarısıydı. Türkiye o günlerde yaklaşık 10 yıldır belki de doğru olmayan, darlığa hizmet etmeyen bir dış politika çizgisinde devam ediyordu. Çevresindeki ülkelerle çok fazla kavgalıydı. Suriye'den Mısır'a, oradan Körfez'deki Arap ülkelerine, İsrail'e, ne bileyim yani etrafımızdaki bütün ülkelerle kavgalı ilişkiler içindeydik. Yunanistan'la ciddi bir krizin içerisinden geçiyorduk. Hatta geçtik de 2020 yılında Mısır'la Libya üzerinden, işte Yunanistan'la bu tarafta, hatta Rusya'yla bilmem İdlib'de savaş çıkarma ihtimallerini geride bıraktık. Hepsiyle de böyle askeri diplomatik birçok krizin içinden geçti Türkiye. Ama Allah'tan onların hiçbirisi savaşa dönüşmedi. Çünkü bu Karabağ'da olanlar, özellikle Ermenistan'ın Tovuz'a saldırısı Temmuz ayında Türkiye'nin ne yapması gerektiğini de ortaya koydu. Ve Türkiye 27 Eylül'de başlayan, bu 2020 yılının 27 Eylül'de başlayan Azerbaycan askeri operasyonuna destek vererek tam bir başarı elde ederken aynı zamanda dış politikasını da nasıl bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini anladı bu vesileyle ve ondan sonra da Türkiye o günden bugüne gayet dengeli, dikkatli, ulusal çıkar esaslı bir dış politika çizgisine dönmüş durumda. Şimdi bu Karabağ zaferiyle ilgili birkaç belki hususun altını çizmekte fayda var. Bu şunu gösterdi. Türkiye'ye güvenen, Türkiye ile birlikte hareket eden Azerbaycan topraklarını geri aldı. O tarihten bu yana Türkiye'nin sadece bu bölgede değil, Orta Asya'da ve diğer başka bölgelerde de Türkiye'nin imajında muazzam bir yükseliş var. Türkiye'nin ürettiği silahların kullanılması, onların çok etkili olduğunun görülmesi, Alman Savunma Bakanlığı'nın, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın ya bu SİHA teknolojileri, özellikle Türkiye'nin kullandığı İHA ve SİHA teknoloji ve bunlarla birlikte ürettiği yeni savaş modeli bambaşka bir şeye işaret ediyor şeklindeki raporları, açıklamaları, gazetelerin, basınının ve think tank kuruluşlarının bu yöndeki raporları vesaire Türkiye'nin askeri olarak görünürlüğünü olabildiğince artırdı.
Türk dünyasının aslında belli oranlarda kımıldamasına vesile oldu. Mesela o tarihten sonra dikkat ederseniz Türkiye devletleri teşkilatı kuruldu. Bütün bunlar birbirleriyle şu veya bu ölçüde bağlantılı olaylar. Bir de tabii şimdi Azerbaycan'ın orada kendi topraklarını kurtarmasında Türkiye'nin yardımına ilaveten bir de ağırlığı etkili oldu. Yani şimdi Türkiye Rusya ile iyi ilişkiler içindeydi. Rusya mesela orada şöyle bir sonuç çıkarmak zorunda kaldı. Yani eğer Ermenistan'a gereğinden fazla destek verir ve Azerbaycan'ın önüne geçerse o zaman Türkiye ile dostluğuna zarar verebilir. Ve iyi giden ilişkiler bozulabilir. Dolayısıyla bunu yapmalı mı yapmamalı mı? Yapmamalı seçeneğine döndü ve daha dikkatli bir çizgide kaldı. Dolayısıyla Azerbaycan'ın aslında bu toprakları askeri olarak kurtarıp kurtaramayacağı seçeneğine oynadı. Ve Şuşa'daki 8 Kasım zaferi muazzam bir şey. Herkesi, yani yanılmıyorsam Putin'in de böyle bir açıklaması vardı. Yani Şuşa'nın düşürülmesi ve orada Azerbaycan askerinin gösterdiği kahramanlığı hakikaten takdir ediyorum. Ben de Şuşa'yı ele geçirebilirler mi diye düşünüyordum. Yani kolay bir iş değil diye. Çünkü ben Şuşa'ya da gittim şeyden sonra. Geçen yıl gittim galiba. Yok, bu yıl gittim Şuşa'ya. Evet, geçen yıl Ağdam bölgesinde dolaşmıştık. Şimdi Şuşa bizim bu Ankara-İstanbul yolunu bilenler, Gerede bölgesini bilenler bilecektir. O bizim Gerede bölgesine çok benziyor. Rakım da çok yakın. 1600 metreler civarındaymış. Şeyde bitki örtüsü ve bu sert böyle vadiler şeyler ya yani tabiat çok benziyor birbirine. Şimdi oraya bir tanklarla ve zırhlı araçlarla çıkmanın çok zor olduğu o alana, ki orman örtüsü de var. Ermeni kuvvetleri açısından kullanılabilecek. Oraya böyle bir operasyon düzenlenip bir komando harekatıyla yukarıya çıkıp şehri kurtarmak kolay bir iş değil. Ki başlangıçta bu büyük ölçüde komandoların neredeyse süngüleriyle ancak çıkabildiği bir hazırlığın ardından gerçekleşmiş. O bölgeyi de gezdirdiler, biz dolaştık orada. Bu Şuşa'nın düşmesiyle birlikte de Azerbaycan'ın zaten zaferi tasdik edilmiş oldu. 10 Kasım'da imzalanan o mutabakat metni söz konusu. Şimdi bütün bunları şöyle yorumlamak mümkün. Bu savaşla birlikte Azerbaycan aslında Güney Kafkasya'nın süper gücü olduğunu ortaya koydu. Yani Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki dengenin süper gücü Azerbaycan. Bölgedeki dengede ise Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dengede de Türkiye kilit ülke durumunda. Hem Azerbaycan'ın tam manasıyla, Azerbaycan'a kelimenin tam anlamıyla destek veriyor. Hem Rusya ile ilişkilerini bozmadan, hatta Rusya'yı yanında tutarak bunu sürdürebildi. Hem de İran'ın şu veya bu şekilde Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında ne politik ne de askeri olarak yer alabilmesine izin verdi. Dolayısıyla bu süreç aynen de bu şekilde devam ediyor. Şimdilerde de bütün bu dengeler hızlı bir şekilde belki de bir barış anlaşmasına doğru gidiyor gibi görünüyor. Gitmesinde çok büyük fayda var. Evet. Şimdi Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan stüdyoya dönmek isterim. Doktor Ahmet Şahidov, aynı zamanda gazeteci kendisi ve bir taraftan da yazar. Şimdi Sayın Şahidov, özellikle Hasan Hocam da az önce ifade etti. Şu sıralar neler yaşanıyor? Şimdi bir taraftan Putin, Aliyev, aynı zamanda Ermenistan'da yine görüşmeler gerçekleşiyor. Şimdi bu üçlü görüşme sonrasında iş biraz daha farklı bir noktaya kaymış gibi görünüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani şu sıralar Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki diyalog ne boyutta? Bunu biraz konuşalım istedim. Evet, hocamız çok doğru yorumladı. Bugün tabii ki Azerbaycan'ın karşısında duran esas hedef Ermenistan'la bir an önce nihai bir barış anlaşması imzalamak ve karşılıklı şekilde birbirinin toprak bütünlüğünü, sınırlarının dokunulmazlığını tanımak. Evet. Bunun için Azerbaycan 5 şarttan oluşan bir teklif paketi sundu.
ve 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildirgenin ardından Rusya bu sorunun çözülmesinde, bu barış anlaşmasının varılmasında önemli bir ülke olarak ortaya çıktı. Ama tabii ki ABD ve Avrupa Birliği de son aylar içerisinde sanki bir inisiyatifi aldı. Ve Ermenistan-Azerbaycan liderleri arasında neredeyse 5 kere Brüksel'de Avrupa Birliği aracı buluculuğuyla görüşmeler yapıldı. Bazı gelişmelere varıldı. Son haftalar Amerika Birleşik Devletleri de sanki bir inisiyatifi almak için ciddi faaliyetlere başladı. Ve dün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları yine bir araya geldiler. Sanki burada taraflar arasında bir yarış var. Amerika ile yani Batı ile Rusya arasında Güney Kafkasya'da barışa varılması ve Ermenistan-Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalamak için ama bu hiçbir taraf burada samimi gözükmüyor. Yani esas olan sanki bir bölgede birbirini sıkıştırıp çıkarmak. Yani Batı'nın bugün esas amacı Rusya'nı Güney Kafkasya'dan çıkarmaktı. Ama Azerbaycan'ın amacı tabii ki bir barış anlaşması imzalamak. Bizim için fark etmez hangi arabuluculuk ülkeyle veya nerede olursa olsun bizim toprak bütünlüğümüzü, sınırlarımızın dokunulmazlığı tesis edilmeli. Ama Ermenistan tarafı sanki bu taraflar arasında ikili oyun oynuyor. Yani Nikol Paşinyan, Ermeni Başbakan artık bugün güvenilebilen bir siyasetçi değil. Ne Rusya yönelik siyasetinde, ne Azerbaycan'la bağlı, Türkiye'yle bağlı. Çünkü yıllardır Rusya Ermenistan işbirliği vardı, ortadaydı. 44 günlük savaşın ardından yenilgiye uğrayan Ermenistan'da açık şekilde bir Rusya karşıtı politika başlatıldı ki bu da Ermenistan yönetiminin Rusya açısından güvenilmeyen bir taraf olduğunu gösterdi ve bunun hemen ardından Ermeni yönetimi artık Avrupa ile Batı ile bir işbirliğine başladı ve bugün hiç gerek olmadığı takdirde Avrupa Birliği'nin 400 sivil temsilcisi bugün Ermenistan arazisinde iki ülkenin sınırında sanki gözlemcilik yapıyor. Yani burada Rus barış güçleri varsa, eğer Ermenistan'da Rus askeri üsleri varsa ve Rus ordusu bugün Ermenistan'ın tüm devlet sınırlarını koruyorsa artık Avrupa Birliği temsilcilerinin oraya gelmesi ne anlam taşıyor? Bu açıdan yani Ermenistan'ın bu barış sürecini uzatmak ve neredeyse zaman kazanmak bir nöf kendisine bir daha güven, kendileri açısından da güvenilir bir taraftar arama açısı faaliyetleri var ki bu da bu süreci erteliyor ve ben bir şey dikkat çekmek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Prag'da Nikol Paşinyan'a hitaben böyle bir teklifte bulundu ki hiçbir arabulucu ülke olmadan Sayın İlham Aliyev'le anlaşabilirsiniz yüz yüze. Bence Nikol Paşinyan daha çok Ermeni halkının geleceğini düşünüp de Ermenistan'la bizzat Azerbaycan'la bizzat diyaloga girse hiçbir arabulucu olmadan bir barış anlaşmasına daha kısa sürede varılabilir. Tabii ki Azerbaycan da yine bu süreci sürdürmekte ve aynı zamanda ordusunu da güçlendirmekte devam ediyor. Bu tatbikatlar zaman zaman yapılmakta. Çünkü Ermenistan tarafının samimi olduğunu zannetmiyoruz ve yine herhangi bir provokasyonlar, özellikle de Batı'nın, Fransa'nın kışkırtmalarıyla bölgede yeni provokasyonlar başlatıp Azerbaycan askeri mevzilerine saldırabilirler diye. Biz yine son 30 yıl olduğu gibi bu sorunu masada çözmenin yanı sıra ordumuzu hazır duruma getirmekteyiz ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev de her zaman dediği gibi demir yumruk yerindedir. Yani son Eylül ayının 12'si 13'ünde kışkırtmalar oldu. Bir iki günlük çatışmalar çıktı. Yani görünen şu ki Ermenistan tarafı ne 44 günlük savaştan ne de ondan sonraki dönemde yaşananlardan ders çıkarmadı. Sadece Rusya'ya alternatif bir ülke aramaktadır. Yani kim Ermenistan'a destek verirse onların talimatıyla hareket edecek bir ülke haline geldi ki. Bu da tabii ki bu barış sürecini uzatıyor. Evet, uzatıyor. Bazen de mümkünsüz kılıyor değil mi? Evet, o noktaya evet. Getiriyor. Peki şimdi Hasan hocama bir kez daha dönmek istiyorum. Bu arada son 4 dakikamız Profesör Doktor Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın hocam, şimdi Sayın Şahidov'un açıklamalarını dinledik. Özellikle bu zafer sonrasındaki ikili ilişkileri nasıl yorumluyorsunuz ve bundan sonrası için sizce acaba bölgede ne değişir? Nasıl yorumlarsınız acaba?
Benim görüşüm şu, bölgede büyük bir savaş çıkmaz yeniden. Çünkü az önce dediğim gibi bölge 3 bölge ülkesi arasında Azerbaycan tartışması süper güç durumunda. Bölgeyi çevreleyen devletler devletlerden ancak burada Rusya savaş çıkartabilir. Onun da şu anda böyle bir şey yaptırması mümkün değil. Önümüzdeki gelecek yıllarda da söz konusu değil. İran böyle bir şeye kalkışamaz. Çünkü istese de kalkışamaz. Çünkü yani böyle bir durumda Türkiye'yi karşısına almış olur askeri bir çatışmada ve İran burada yani bir anda böyle bir durumda İsrail bütün Batı dünyası İran'ın üzerine çullanır. Yani onlar da gayet iyi biliyorlar bunu. Bunu kışkırtmak isteyen çevreler de var Batı'da. İran'ın daha dikkatli ve dengeli olmasında fayda var. Zaman zaman İran yetkilileri bu Zengezur koridoruyla ilgili gereksiz gerginlik yaratan açıklamalar yapıyorlar ama bir yandan da ayakları yere basıyor. Burada şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani barış süreci bence o kadar da yavaş gitmiyor. Hatta belki de hızlı gidiyor. Şimdi Ermenistan büyük bir travmadan geçiyor. Bu kadar büyük bir travmada mesela Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki barışın yıllar sürdüğünü düşünürseniz ateşkes ayrı ama barış anlaşmaları apayrı bir şey. Mesela Türkiye ile Yunanistan arasında ya da Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasında hala barış olmadı. Ateşkes süreci devam ediyor. Bence Ermenistan çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunun sebebi de Rusya'nın kendilerine böyle büyük çaplı bir askeri destek vermeyeceğini görmüş olmaları. Batılılar ne kadar bu işe az karışırsa o kadar hızlı sürede barış süreci tamamlanır diye düşünüyorum. Nikol Paşinyan'ın durumu çok zor. Bir yandan halk yolsuzluğa batmamış birisi olduğu için savaşı kaybetmesine rağmen kendisine oy verdi ve iktidara getirdi. Öte yandan Nikol Paşinyan'ın kendisine muhalif bu eski kafa grupları çok fazla tahrik etmeden bir şekilde bu barış anlaşmasına gelmesi lazım. Çok cesur da açıklamalar yaptı. Yani Karabağ ve etrafındaki bütün toprakları dünyada Ermenistan toprağı diye tanıyan hiçbir devlet yok. Burayı, bu toprakların hepsi Azerbaycan toprağıydı gibi açıklamaları var. Bunlar cesurca açıklamalar. Evet. Bence bu iş fazla sürmeyecek gibi. Ve inşallah fazla sürmez. Çünkü bir barış anlaşmasının ardından da Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını bekliyoruz. Çünkü Ermenistan'la tam bir barış anlaşması yapılmadan Bakü'nün böyle bir adım atması hem doğru değil hem de bizim beklentilerimizi oluşturmamız yanlış olur. Benim kanaatim bu yönde. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Her iki isme de Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi, yayına bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Katkılarınız son derece kıymetli. Misafirinizde de iyi günler, teşekkürler. Çok teşekkürler ve aynı zamanda Azerbaycan'dan yeni gelen ayağının tozuyla canlı yayında konuğumuz olan gazeteci yazar Doktor Ahmet Şahido. Efendim size de çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız ve bugün burada bulunduğunuz için efendim. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, bir günlük yayını daha burada noktalıyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalın.